Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena efriz aleyna sabra ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbena efriz aleyna sabra ve tevaffena muslimin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين. Münazarattan kaldığımız yer soru bir soru ile başlayacak. Soru, ifrat ediyorsun, hayali hakikat gösteriyorsun, bizi de teçhil ile tahkir ediyorsun, cehalet ile tahkir ediyorsun. Yani bize cahilsin diyerek, cahilsiniz diyerek hakaret ediyorsun. Zaman ahir zamandır, gittikçe daha fenalaşacak. Neden ifrat ediyorsun dedi. Çünkü soru şuydu, bir önceki soru, neden dinsiz zannettiklerimizin bazılarından bize zarar gelsin? Onu çok güzel bir şekilde bir temsil ile anlatmıştı. Bir sahrada, geniş bir alanda bir bahçe var. O bahçede bir kasır var dedi. Yani biz onu nasıl anlamıştık? İnsaniyet kasrı, insaniyetin tefekkür eden, taakkul eden, düşünen ve hislerini yorumlayan yönü olarak anladık bu kasrın. O kasrın, bu uzun bir temsildi, şimdi oraya girmeyelim. İsteyen arkadaşlar bir önceki kaydı dinlerler. Siz bu tefekkür kasrını, biz bu tefekkür üzerinde çok duruyordu. Onun için bu kasra biz saraya bir tefekkür kasrı demiştik. Yani insaniyetini kullananları temsil eden bu dünya sahrasında insaniyetini kullananları temsil ettiğini anlamıştık. Sonra yine İslamiyeti, hakikati İslamiyeyi anlamış olan insanlardan kimse başka bir dine girmez. Ama bunun üzerinde ciddi durduk. Müslüman olanların, Müslüman anadan babadan doğanların değil, o çok komik bir şey olur. Hakikati İslamiyeti anladıktan sonra bir başka dini kabul etmek veya bir başka dine mensup olmak ya da dini reddetmek mümkün değildir. Tarihte böyle bir örnek görülmemiştir dedi. Sonra uyanmış insaniyetten bahsetti. İnsaniyet uyanmış, sorguluyor. Ama dikkat edin, insanlar demiyor. İnsaniyet uyanmış. Yani artık taklit ile kültürden ardını devam edip giden insanların sayısı gittikçe azalıyor. İnsaniyet çalıştırılıyor. Ama doğru yolda, ama yanlış yolda sorguluyorlar, doğru cevabı buluyorlar ya da bulamıyorlar. Bunlar ayrı konu. Fakat soruşturma ön plana geçti. Taklit gittikçe azalıyor. Tamamen bitti değil. Yani belki çok insan var ki düşünme tembelidir, tefekkür tembelidir. Topluma uyar gider ve dünya hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır. Toplumun kültüründe ne varsa onu olduğu gibi sorgulamadan kabul eder. Bu insanların arasında böyle tipler,
vardır, hala vardır, hatta çoktur da. Ama çok olabilir, öyle görünüyor topluma bakınca. Fakat artık insaniyet sorgulamak istiyor. Bu istidadı ortaya çıkarma meyli gittikçe artıyor. Biz insaniyetin uyanmış olduğundan bunu anlıyoruz dedik. Bunun üzerinde durduk. Efendim. Sonra bir de insaf, ey insafsızlar diyerek İslamiyet'i toplumda Müslüman adıyla çıkan insanların temsil ettiği şekli zannedip onların temsilindeki hataları bahane ederek İslamiyet'i reddedenlere de insafsızlar dedi yani. İnsafsızlık yapıyorsunuz. İslamiyet'in hakikatini incelemeden belli sonuçlara ulaştığınızı zannediyorsunuz diye onlara da bir ikazda bulundu. Sonra dedi İslamiyet hiçbir zaman fukaraya, bedevilere ve mürtecilere has değildir. Siz öyle görmek istiyorsunuz. Belki pratikte öyle insanlar var çoğunlukta ama bunlar kendilerini yalnızca o toplumun içinde bulunmuş olmaktan, o kültürün içerisinde bulunmuş olmaktan dolayı Müslüman diye tanımlayan insanlardır. Bir araştırma sonucunda, inceleme sonucunda İslamiyet'i benimseyip onaylamış insanlar değiller. Genel olarak konuşuluyor yani hiç araştırma yapıp İslamiyet'in hakikatını kabul edip onu tasdik eden insan yok anlamında değil. Ama genel olarak toplumdaki Müslümanım diye iddia eden insanların o toplumda doğduğu için eğer Hristiyan toplumda doğsa idi bu kişi yine yani kaçınılmaz olarak ben Hristiyanım diye iddia edecek idi. Çünkü aynı tavrın sonucu toplumdaki bulduğu dini devam ettiriyor. Bunun nedenini de her zaman tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Allah'ın var olması gerektiğini, yaratıcının var olması gerektiğini anlamak insan fıtratına çok uygundur. Din de bunu temsil ettiği için insanlar belli bir incelemeye girmeden, dini incelemeye girmeden nasıl bir Allah tarifi var veya anlayışı olması gerekir diye bir incelemeye girmeden madem din Allah inancı üzerine tesis edilmiş, o halde bu dini ben benimseyim diyor ama hayatında benimsediği dinin etkisi olmuyor. Çünkü bir incelemesi, bir tahkiki ve sonunda elde ettiği, ulaştığı tatmini yok. Yani din doğrudur diyor. Dini reddetmiyorum. Ben bu dine mensubum diyor. Hangi din içinde dinini temsil eden toplum içerisinde doğmuşsa, Hindu dinini temsil eden toplum içinde doğmuşsa Hindu olduğunu söylüyor. Ama belli bir inceleme ile sorgulama ile bu sonucu onayladığı için değil. Onu ben bu dine mensubum diye tutturup diyor kültürde o dinin zahirde neler yapılması gerektiğine bazen uyuyor, bazen uymuyor. Çünkü tatmin olmadığı için bir tutarlılık da, istikrar da görülmez o insanlarda. Genellikle bir parçasına uyar, diğerlerine uymaz ama esas dünya işleriyle meşgul olur. Dünya hedefi vardır. Yani dünyada elde etmek istediklerini elde etmek için çalışır. Esas gayesi odur. Genellikle gözlemlediğimiz tablo bu. Bu İslamiyet'i incelemeden Müslüman olduğunu söyleyerek İslamiyet'i temsil ettiğini zannettiğiniz bu insanların durumuna bakarak İslam hakkında karar vermek insafsızlıktır demeye geldi. Bir de bu
bu din böyle mutaassıp bir kısım hocaların anlattıklarına, fukaraya, bedevilere ve mürtecilere has bir din olduğunu zannediyorsunuz. Bu mürtecilik kelimesi çok önemliydi. Mürtecilere has demek, hani Türkçe'de insanlara, Müslümanlara itham için kullanılan gerici, mürteci, ki Türkçe mürteci sanki yaklaşık olarak geriye dönmeyi öngörme anlamında gerici diye tercüme edilir. Biz ona yine gerici diyelim, madem toplumda öyle konuşuluyor. Gericilere has bir din. Bu gericilere has olmak önemli bir kavramdır diye durduk. Neden? Mürteci, gericiler şu anlamda çok önemlidir. İslamiyeti ya da İslam'ın temel kaynaklarını, Kur'an'ı ve Resulullah'ın temsil ettiği dini, yani bu bize bakan yönüyle ben bu konunun önemli olduğunu düşündüğüm için tekrar ediyorum. Bize bakan yönüyle, yani şu anda bana bakan yönüyle mürteci kelimesi, gerici kelimesi, müellifin de Said Kürdi'nin de reddettiği bir kelimedir. Ama bana bakan yönüyle bu İslamiyet'e karşı olan yukarıdaki anlattığı, biraz önce bahsettiğimiz, özetlediğimiz ve Said Kürdi'nin de insafsızlar diye hitap ettiği insan tiplerinin kullandığı anlamda mürteci değil. Ama onların böyle bir terim üretmelerinin tabanında bir gerçek var. Bu gerçek beni ilgilendiriyor. Yani ben din ile olan bağımda mürteci miyim? Mutaassıp bir hoca mıyım? Ona bakacağım. Ne demek bunlar? Biz bunların gerçekten İslamiyeti yalnızca ilk nazil olduğu, Kur'an'ın ilk nazil olduğu ve peygamberin yaşadığı tarihte ve coğrafyada gerçekleşmiş olan olaylara hitap eden din olarak algıladığımızda mürteciyiz demektir. Ne demek bu? Yani ya Kur'an'ı ya da peygamberin davranışlarını, Resulullah'ın davranışlarını o devre has olaylar dahilinde anlayıp sonra bu anladığımız şekliyle 20. asırda veya 21. asırda kullanmaya, uygulamaya koymaya kalkan anlayış var. Çok yaygın bir anlayış. Peygamber şöyle yaptı, ben de öyle yapacağım derken o tarihi bağlama mahkum ederek taklit ediyor. Onu güncellemiyor. Peki şu şartlarda şöyle yapan Resulullah, şu olayları şu şekilde tasvir eden ya da tahlil eden ayetler, şimdi benim dünyamda nasıl anlaşılması gerekir diye Kur'an okumayan ya da Resulullah'a bakmayan, onun hayatına, hikayesine bakmayan ya da hadis okumayan insan veya tip veya metot irtica metodudur. Nursi Said Kürdi bunu reddediyor. Zaten Risale-i Nur'larda da, yani sonradan yazdığı Kur'an tefsiri mahiyetindeki eserlerde de hiçbir zaman ne Resulullah'ın uygulamasını ne de Kur'an'daki ayetleri tarihi bağlama sığıştırarak yorumladığı, anlattığı, tefsir ettiği hiç görünmüyor Said Nursi döneminde. Onun için mürteci demek hakikaten reddedilmesi gereken bir tavır olduğunu anlamış idik veya anlatmaya çalışmış idik geçen hafta. Şimdi bu hafta, bugün ifrat ediyorsun, hayali hakikat gösteriyorsun, bizi de teçhil ile tahkir ediyorsun.
diye soruyor Said Kübi. Yani çünkü yukarıdaki söylenilen, kullanılan cümlelerde, paragraflarda muhataplarına siz kendi cehaletinizi bahane ederek tefekkür sarayını, insanın tefekkür etme kabiliyetini reddediyorsunuz. Kendi cehaletinizden kaynaklanıyor. Yani kendi tembelliğinizden kaynaklanıyor. Kendiniz düşünmediğiniz için, düşünen insanların sorularına cevap verme cesareti göremediğiniz için düşünen insanları filozoftur, felsefe yapıyor, dinsiz bunlar. Allah'a iman etmiyor, Kur'an'a teslim olmuyorlar gibi dil ile veya cümlelerle itham ederek kendi aklını ileriye sürüyor gibi bahanelerle kendi düşünme tembelliğini meşrulaştırdıklarını söylemişti yukarıda. Onun sonucunda siz cahilsiniz, yani tefekkür etmiyor, gerekli insani duygularınızı gerekli yerlerde kullanmıyor ve geliştirmiyorsunuz demeye gelmişti. Onun için düşünen insanları reddediyorsunuz ve onların itiraz mahiyetinde dahi olsa sordukları sorulara cevap veremediğiniz için onları itham ederek kaçıyorsunuz. Yani ne derler ona, sahneden kaçmak mı, ringden kaçmak mı, ne diyor, bir ifade vardı hatırlamıyorum. Yani belki bir hatırlayan arkadaş varsa söyleyiversin. Kaç, yani o ifade çok güzeldi. Bir hatırlayan arkadaş var mı? Sahneyi terk etmek, evet. Sahneyi terk etmek dedi. Başka bir şekilde ifadesi olabilir mi diye minderden kaçmak dedi bir arkadaş da. Peki, havluya atmak çok güzel. Evet. Havluya atmak değil. Havluya atmak, yani o belli bir spor türünde, tamam ben yenilgiyi kabul ediyorum diye. Bu o değil. Müzakereye girmemek. Onlar bir şey söylüyor, bunun yanlış olduğunu ortaya koyacak şekilde topu taça atmak olabilir. Olabilir, topu taça atmak da güzel bir ifade. Kaçıyorsunuz. Onun sonucunda da bize cehaletle hakaret ediyorsunuz demeye geldi. Okuyacağız, bakacağız. Ben şöyle sizinle beraber olmazdan önce, sohbete başlamazdan önce bir baktım. Bu baştaki sorulara veya soru demeyelim de ona, ya sen çok ifrat ediyorsun, bizi de cahillikle itham ediyorsun, hayali hakikat gösteriyorsun, hayal görüyorsun, onu hakikatmiş gibi gösteriyorsun. Bak, düşünen insanlar, okumuş dokumuş insanlar, entelektüel denen insanlar, çoğu dinsiz. Mesela bugünlerde fenlerle uğraşan, felsefe bilim dalıyla uğraşan insanların çoğu dinsiz, görmüyor musun? Yani ne kendini kandırıyorsun demeye geliyor. Şimdi bunların hepsine cevap vermeyecek Nursi. Doğru, yani siz cehaletle itham ediyorsunuz bizi deyince, aman efendim estağfurullah olur mu, siz de biliyorsunuz demeyecek. Neye? Çünkü gerçekten cahilsiniz, gerçekten düşünce tembelisiniz, gerçekten dini tutturmuş gidip kabul ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama dinin hakikatinden hiç mi hiç haberiniz yok. Bunu da kabul edin. Genel olarak topluma bu şekilde muhatap olduğundan hiçbir şey söylemiyor. Evet, ben siz cahilsiniz canım diyerek, yani insani duygularını tahkir etmeden, cahil değilsiniz de diyerek onlara nezaket adı altında bir yanlış sonucu sunmadan sessizce bırakıp gidiyor. Soruyu terk ediyor bunları. Fakat zaman ahir zamandır gittikçe daha fenalaşacak sorusuna cevap veriyor. Burada bir haşiye var. Ben dikkatli birkaç defa okudum, bir türlü de anlamadım. Evet. Sizden anlayan arkadaşlar varsa söylesinler. Ben ama böyle yani yağlandırarak yorum yapmaya kalkmayalım. Haşiyeyi ben anlamadım. Şimdi muhtemeldir ki diyor haşiyede,
O zaman da orada bulunan büyük bir veli eski sahiden Risale-i Nur'un dar dairesini gayet geniş ve siyasi bir daire olarak bir hissi kablel vuku ile 45 sene evvel hissetmesinden ve bu Risale'deki çok cevapları o histen neşet ettiğinden o veli yalnız bu noktada itiraz etmiş. Şimdi yani daha değişik anlayan varsa buyursun, memnun olurum, paylaşalım hep beraber. Said Nursi'nin bu notu belli ki Nursi döneminde yazılmış bir not. Yani 1956'larda falan yazılmış bir not. Bu münazara Türkçe, Latin harfleriyle yayınlanmadan önce, son şeklini almadan önce gözden geçirdiğinde konulmuş bir not. Çünkü bir Risale-i Nur falan söz konusu değildi 1908'lerde. Neyse, Said Nursi son zaman, son döneminde 1950'de vefatından 5-10 sene önce, en fazla 10 sene önce eski Said dönemindeki yazdıklarını böyle görüyor. Yani Risale-i Nur'un dar dairesini geniş siyasi bir daire olarak bir hissi kablel vuku ile 45 sene evvel hissetmesinden ve bu Risale'deki çok cevapları o histen neşet ettiğinden. Şimdi 45 sene sonra ne olacak bilmiyor. 45 sene sonra nasıl bir şey gelişecek, Risale-i Nur yazılacak falan bilmiyor ama potansiyel olarak Risale-i Nur gibi bir İslam'ı teklif eden, İslam'ı anlatan, Kur'an'ın hakikatini anlatan bir şeyler yapılması lazım geldiği hissini taşıyor. Ama ne olduğunu bilmiyor. Bunu bilseydi yazardı. Bilmiyor. Ya böyle olması lazım. Böyle, yani özellikle bu kasır diye o bahçedeki sarayda düşünen insanların gerek olumlu gerek olumsuz düşüncelerini, insaniyetini uyandırmış, sorgulayan insanların sorularına cevap verecek şekilde bir Kur'an okuması yapmak lazım gelir diye hissediyor ama daha ne yapılacağı konusunda kesin bir şekil almış değil, karar da vermiş değil. O an için bilinmiyor. Şimdi bu Risale-i Nur'un dairesinde dar dairesini geniş siyasi bir daire olarak bir hissi kablel vuku ile hissetmiş. Şöyle anlıyorum bunu. Risale-i Nur'un dar dairesi derken Risale-i Nur benim bu ama şahsi bir yorumum. Tamamen şahsi, %100 yanlış da olabilir. Risale-i Nur'un dar dairesi Kur'an'ın imani hakikatlarını anlatan veya imani yönüyle tefsir eden özelliğini kastediyor. Çünkü Risale-i Nur'un Kur'an'ı izah tarzında siyasi toplumun genelini ilgilendiren konular çok az. Özellikle Kur'an ayetlerini tefsir ederken takip ettiği usul iman perspektifinden bakıp o ayette imanın hakkaniyetine delalet eden yönüyle o ayetin analizini yapıyor, tefsirini yapıyor. Bu dar dairesi. Peki bu dar dairesini gayet geniş ve siyasi bir daire olarak hissetmesi ne demek? Eğer böyle bir tefsir yapılırsa, İslamiyet ya da Kur'an böyle sorgulayan insanların sorularına
cevap verecek şekilde bir yoruma tabi tutulursa, açıklamaya tabi tutulursa, yani Kur'an'ın iman hakikatleri insaniyetin sorularına cevap verebilecek bir şekilde insanlara takdim edilirse, o zaman bu takdimin neticesi çok geniş alana yayılması ve dolayısıyla yalnızca Kur'an'ın iman hakikatlerinin anlaşılması değil, bu anlaşılan iman hakikatlerine göre yaşayan müminler toplulukları oluşacağını ümit etmesi bir hissi. Böyle bir hissi var. Eğer böyle bir şey yapılacak olursa, o zaman insanlar fevç fevç, grup grup İslamiyet'i kabul edip ve dolayısıyla toplum hayatında da İslamiyet'in ya da Kur'an'ın hakikatlerinin uygulandığı bir tarz ile yönetime geçebilirler veya geçecekler diye sanki hissi kabilel vuku diyor. Olmadan önce böyle olması mümkün diye bir hazırlık içerisinde olduğunu düşünüyor. Yani münazaratın böyle bir anlayışla yazıldığını, anlayış demeyelim ona, his ile yazıldığını söylüyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü biz münazarat okurken neden ısrarla bugünkü hayatımızı ilgilendiren yönüyle yorumlayacağız ve yorumlamak zorundayız? Yoksa tarihi bir belge okuyor, işte böyle demiş Nursi o tarihte demek münazaratı boşuna okumak demek. Niye? Beni ilgilendirmiyor ki o dönemde ne olduysa, bana ne olmuş, geçmiş, gitmiş. Bir ders alacak olsam zaten baktık ki öyle ders alacak bir tarafı da yok. Yani yalnızca ders almak için münazarat okunursa öyle bir özelliği de yok. Mutlaka yorumlanıp güncelleştirilmesi lazım demiş idik. Böyle bir güncelleştirme sonunda zaten bizim ulaştığımız, şu sohbetlerde ulaştığımız sonuçlar da bu hissi kablel vuku'yu onaylayacak şekilde. Ben öyle hissediyorum ve kendimde de öyle görüyorum. Yani münazarat gerçekten İslam'ın parlak olan istikbalini haber veren bir kitaptır. Onun için hazırlıklar yapıyor, temelleri oturtuyor. Hürriyet esastır, istibdat kesin reddedilecek, taklit kesin reddedilecek, tahkik esastır, Kur'an gerçekten tefekkür edilerek okunacak, bu gibi prensipler gerçekten İslamiyet'in temel prensipleridir. Kur'an'ın anlaşılmasında olmazsa olmaz düsturlardır. Her neyse, bunlar anlaşıldığı zaman bu hissi kablel vuku'un gerçek olduğunu, ama his olarak gerçek olduğunu tasdik edebiliriz, onaylayabiliriz. Ben böyle görüyorum, ama bu veli meselesi, bu veli bu risaledeki çok cevapları o histen neşet ettiğinden o veli yalnız o noktada itiraz etmiş. Yani o hissetmiyor, o veli 40-50 sene sonra yazılacak olan Risale-i Nur ile Kur'an'ın hakikatleri düşünen insanlar tarafından benimsenebilecek, onaylanabilecek şekilde takdim edilecek ve bu insaniyete uygun olduğu için insanlar fevç fevç, yani bu şekilde yaygın olsaydı Risale-i Nur, gerçekten insanlar fevç fevç Risale-i Nur, Kur'an'ın hakkaniyetine ikna oldukları için Kur'an'ı takip etme ya da İslam'ı uygulama, hayatlarında uygulama meyli doğacaktı. O hayat, iman, hayat, şeriat işleminde artık hayat ve şeriat dönemlerine geçilmesi mümkün olacaktı. Ama Risale-i Nur'un ana mesleği nedir? İman hizmetini tesis etmek. Ama iman hizmeti tesis edilince onun otomatik olarak, kaçınılmaz olarak sonucu hayata, yani insanların hayatlarında uygulamaya ve şeriata, yani ona göre bir yönetim biçimi oluşturmaya tabi olan toplumlar oluşturmaya
maden olacak, kaynak olacak, motor olacak. Ama Kur'an'ın, Risale-i Nur'un hedefi iman hizmeti yapmaktır. Onun otomatik sonucu hayat ve şeriattır. Şimdi insanlar bunu çok basit bir şekilde anladılar. Yani inanılmaz derecede basit bir şekilde anladılar. Risale-i Nur yazıldı, iman hizmeti bitti. Çok gerizekalı diyeceğim bir yorum. İman hizmeti bitti. Biz şimdi hayata ve şeriata geçeceğiz. Toplum yönetimini şeriata oturtacağız. Dolayısıyla yönetimi ele geçireceğiz deyiverdiler. Çok basit bir düşünce. Ya, Risale-i Nur'un yazılmış olması iman hizmetinin bittiği anlamına gelmez ki. Risale-i Nur orada raflarda duruyor ya da ezberleniyor. Onu bir usul haline getirip de insanlara takdim edenler çok az. İnsaniyeti ikna edecek şekilde Risale-i Nur hakkaniyetini dünyaya sunan çok az, ama tercüme edip bırakıyor. İnsanlar da onu Mevlid okur gibi okuyorlar, Mevlid kitabı okur gibi okuyorlar. Genel tavır bu. Bu iman hizmeti bitti anlamına getirilerek hayat ve şeriata geçecek, işte Mehdi gelecek ve kainat dünyayı kurtaracak havasına giriverdiler. Bir sürü detaylı, incelikli düşünmeyen insanlar, gençler de böyle sapık bir fikrin peşinde kurban oldular. Dikkat etmek lazım bizim açımızdan. Şimdi bu veli böyle bir O zaman da 1908'de, yani çok veliden maksat şunu anlıyorum ben, çok iyi niyetli bir insan, Nursi'nin taşıdığı hissi kabulel vukuyu taşımadığı için, onun farkında olmadığı için, bir emmarede görmediğinden, diyor, gittikçe zaman kötüye gidiyor. Bak, biraz Müslümanlığı şöyle böyle halk düzeyinde yaşayıp duruyorduk taklitle falan. Artık gittikçe insanlar sorgulayarak dini terk ettiklerini görüyoruz. Demek ki zaman, ahir zaman kötüye doğru gidiyoruz deme hakkına sahip idi diyor. Bu onun için belli diyor. O zamanın şartlarında düşünen bir insan demek. Nursi'nin ileriye ait olan beklentilerini taşımayan bir düşünceyle ya da anlayış ile bu söylenenleri dinleyen kişinin itirazını, iyi niyetle yaptığı itirazını temsil ediyor diye anladım. Ama çok da emin değilim doğruluğundan. Ahmet Han'ın yazdığı var. Nursi'nin ileri de yazacağı Risale-i Nur'un tarzından haber veriyor olmalı. Ha, haberi yok ama. Ahmet Han denmez böyle. Haber veriyor olmalı. Hayır. Haberi yok. Haber olsa yazardı zaten. Ama hissi kabul bu, böyle olması lazım diye hissediyor. Yani sorgulamaya dayanan, tahkike dayanan bir din yorumundan bahsediyor olmalı. Olması gerekir diyeceğiz. Yani olması gerekir şu. Kur'an düşünen insanlara cevap veren bir kitaptır. Mukallitlere değil. Mukallitleri burada ne dedi? Mürteciler olarak anlattı. Mutaassıp hocalar olarak anlattı. Ve onlar zaten kötü örneklerdir dedi. Gerçekten piyasa mutaassıp hoca dolu. Ve bu hocaların çoğu da mürteci kafalıdır. Tarihçidir yani. Bu bir vaka. Bunlara bakarak özellikle 1908'de neredeyse mürteci olmayan kimse yok. Kur'an böyle söylüyor, öyle yapmamız lazım diyor. Resulullah böyle yapmış, bizim de öyle yapmamız lazım diye nasihat eden, hutbe veren, vaaz veren insanlar hoca olarak nitelendiriliyordu. Yani muhakemesini kullanarak konuşan kaç kişi vardı bilemiyorum. Kişi böyle parmakla sayılacak kadar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum o dönemde. Özellikle İstanbul veya çevresinde, işte Anadolu'da. Neyse, Risale-i Nur tarzından haber veriyor değil.
böyle bir şekilde yazı takdim edilmesi gerektiğini hissediyor. O his ile münazarattaki yazdıklarını o hissin etkisi altında yazıyor diye anlıyorum ben. Evet. Münazarat dar dairenin gereği olan geniş dairenin bir kısım esaslarını işliyor. Hayır. Ben öyle anlamıyorum. Ancak ortada dar daire yok. Risale-i Nur ise dar dairenin temelini atıyor sonradan. Evet. Şimdi münazara dar dairenin gereği olan geniş dairenin bir kısım esaslarını işliyor. Ben hayır dediğim nokta şuydu. Dar dairenin gereği olan geniş dairenin esasları, yani temellerini işliyor derseniz tamam, temellerini. O geniş dairenin temelleri nedir? Hürriyet, istibdada razı olmamak, tefekkür, araştırmacı olmak, muhakkik olmak ve insanları inanmadıklarını, toplumun geneline bakarak inanmadıklarını söyleyen insanları itham etmemek, bu hani bize zarar verir dediği oydu değil mi? Onların inanmama gerekçelerine cevap vermek gerekir. Bu anlamda esasları derseniz katılıyorum Alaaddin size. Evet, geniş dairenin bir kısım esaslarını, temellerini işliyor. Evet, doğru. Bu bakın, bu anlamda çok doğru. Teşekkür ederim. Peki, devam edelim. Evet. Cevaba geçiyorum. Cevap, neden dünya herkese terakki dünyası olsun da yalnız bizim için tedenni dünyası olsun? Yani herkes kendi alanında terakki ediyor. Yani insaniyet hakikati bulma alanında terakki ediyor diye değil. Herkes kendi hangi dünya görüşüne sahipse o dünya görüşünü geliştiriyor. Neden Müslümanlar veya müminler Kur'an'ın talebeleri gittikçe kötüye gidecek denilsin? Kur'an'ın talebeleri de kendilerini geliştirsinler, terakki etsinler. Öyle mi? Eğer böyle diyorsanız, böyle zannediyorsanız, işte ben sizinle konuşmayacağım, şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım diyor. Şimdi konuşma tarzından şunu anlıyoruz. Daha sonra söyleyecek bazı münazaratın bazı kesimleri haşiyelerde ifade edilen cümleler hariç, onlar belli ki sonradan ilave edilmiş. Ama mesela şimdiki okuyacağımız yer, bundan sonra okuyacağımız bazı yerlerde anlayacağız ki dil değişiyor, bağlam değişiyor. Demek ki bunlar 1908'de yazılan parçalar değil. Şu okuyacağımız parça da 1908'de yazılan bir parça olmadığını anlamak çok da zor değil. Okuyalım. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım dedi ya. 300 Ey 300 seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane nurun sözünü dinleyen, şimdi Risale-i Nur'un sözünü dinleyen, çünkü Risale-i Nur yazıldıktan sonra yazıldığı belli. Evet. Ve bir nazar hafi gaybi ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. 300 sene sonraki insanların sanki isimleri belli bir isimden bahsediyor denmez de. Ey bu insanlar, sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadakte deyiniz. Artık bunu söyleme hakkı var. Risale-i Nurlar yazılmış ya, temeller atılmış. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım varsın beni dinlemesinler.
Yani isterse şu benim çağdaşlarım, şimdiki yaşayan insanlar beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ben bunu şöyle anlıyorum. Risale-i Nur'un, şimdi münazaratın değil, münazara temel esasları tesis ediyor, anlaşıldı, ama Risale-i Nur'un muhatabı olmuş insanlara konuşuyorum. Risale-i Nur'un usulüne vakıf olmuş, muhatap olmuş insanlara konuşuyorum diyor. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız. Sadek de deyiniz. Doğru söylüyorsun, biz bunu yaşadık deyiniz. Ama Risale-i Nur'a muhatap olduktan sonra. Risale-i Nur'a muhatap olmadan mümkün değil. Onun için Risale-i Nur'un, Nur senin o zamanki hislerinde 200-300 sene sonraki etkilerinden bahsediyor. İşte neredeyse bir 100 sene geçti. Demek ki bir başka 100 yıl veya 200 yıl geçmesini beklemek lazım Risale-i Nur'un toplumdaki etkilerini görmek için. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Yani sizin bir göreviniz olsun, evet deyin. Şu muasırlarım varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Şöyle anlıyorum ben, Risale-i Nur sanki 200-300 sene sonraki gerçekten sorgulama meyli artmış olan insanların sorularına cevap vermek için hazır olduğunu söylüyor diye anlıyorum. Sizinle konuşuyorum demekle. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Ama kış kötü bir şey değil. Neden onu söyleyecek? Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Çünkü kıştan önce veya kış dönemine girerken tohumlar ekilir. Fakat baharda bu tohumlardan bitkiler ve yazda da meyveler çıkar. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Risale-i Nur'daki bu usul sizin yaşadığınız çağda meyvesini verecek. Yani bu 1950'lerde, artık eğer benim yorumum doğru ise, Risale-i Nur, yazılan Risale-i Nur'un ne yazıldığı, ne yapıldığı, bunun farkına varan bir insan olarak konuşuyor diye telakki edecek olursak, o zaman bunları söylemesi Nursi'nin beklentilerini ifade ediyor. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit, yani biz buralara nereden geldik, bu anlayış bize nereden kaynaklandı diye geçmişe doğru gittiğinizde, 300 sene sonraki durumu, tabloyu düşünün, mezarımıza uğrayınız. Ya bunu Said Nursi diye bir adam vardı, o yazmış diye farkına varın. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve hor hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına tikiniz ve takınız. Yani Van medresesinin başına takın. Yani gelin it oraya gidip de bir çiçek koyacak anlamında değil de, ya buralarda yetişmiş, bu şartlar altında istikbali görerek, düşünerek, gayret içerisine girmiş, çalışmış bir insanın eserleriyle karşı karşıyayım ve bu kişiden Allah razı olsun ya da bu kişiden ben memnunum, çok faydalandım, Rabbim de ondan memnun olsun
değiniz diye anlıyorum ben bunu. Burada haşiye var, ikinci haşiyede. Medresetü Zehra'nın Van'daki numunesi olan ve vefat eden Hor Hor Medresesi vefat etti. Bu da ilginç bir şey. Hor Hor Medresesi'nde ya da Said Nursi'nin Van'da dağda, Erik Dağı derler, bilmiyorum nerede ne olduğunu da öyle isim verirler. O dağda tesis etmiş olduğu medresedeki yaptığı eğitim usulü öldü. Bunu da anlıyoruz burada. Nedir o eğitim usulü? İşte Arapça öğreneceksiniz, Arapça gramerlerine dikkat edeceksiniz. Ondan sonra Kur'an'ı genel gelenek dahilindeki yapılan tefsirlere göre anlama çalışması yapacaksınız. Dini bilgilerinizi artıracaksınız falan. Bu anlamdaki eğitim öldü. Yani onun için vefat eden Hor Medresesi'nin başına mezar taşı hükmünde olan Van Kalesi demektir diye. Yani tarihin böyle tarihin derinliklerine gittiğinizde okuduğunuz kitapların nerelerden kaynaklarına baktığınızda, evet biz onu daha başka değişik derslerde de gündeme getirmiştik. Evet, her ne kadar Said Nursi özellikle Mesnevi Nuriye'nin başındaki mukaddemeyi yorumlarken, cumartesi günü dünkü dersimizde ya da yalnız dün değil, cumartesi gün mukaddeme okumaya başladığımızdan beri yaptığımız yorumlara dikkat ettiğimizde, Said Nursi eski Said döneminde yapmış olduğu gerek İslam'ın temel kitaplarını, yani İslam geleneğindeki temel kitapları, tefsirleri, kelam kitaplarını okuduğu döneme ait yaptığı yorumda kendisinin ulumu felsefe ile meşgul olduğunu söylüyor. Onu merak edenler hem geçen haftaki hem bir önceki haftaki cumartesi dersindeki yapılan dersi dinlemeleri lazım. Ya nasıl oluyor da böyle bir yoruma geçtik? Said Nursi ne zaman felsefe ile meşgul oldu? Ulumu felsefe ile meşgul oldu. Ulumu akliye ile meşgul oldu. Onun bir eseri yok. Görüntüsü yok. Neden felsefe diyor ya dediğimizde kelam, teoloji ve klasik tefsirleri kastediyor. Kastetmesi lazım çünkü bu dönemde, yani Said Nursi'nin eski Said döneminde medrese eğitimini bitirdikten sonra yapmış olduğu eğitim döneminde bu klasik kitapları neredeyse ezberleyecek şekilde 80 tane kitabı ezberledim diye naklediyor. Ondan sonra Risale-i Nur tezahür ediyor. Yani veya o aşamaya geliniyor. Bu temelleri atıyoruz ve fakat bu temelleri devam ettirerek Kur'an'ın hakkaniyetini bu asra gösteremezsiniz. Bu temellerden edindiğimiz bilgilere dayanarak onları bir tarafa bırakıyoruz ve şimdiki asrın gereği olan ya da ihtiyacı olan bir tarzda Risale-i Nur'un hakkaniyetini topluma takdim ediyoruz. Ki Risale-i Nur böyle bir çalışmanın sonucu çıkmış bir eser. Yani 80 tane kitabı okumuş ve fakat onları taklit ederek, aynen taklit ederek değil de geliştirerek toplumun şu andaki şartlarına uygun bir tefsir yapmak suretiyle yazılmış eserlerdir. Risale-i Nur'da geleneksel tefsir usulünün izi görülmüyor. Bu çok önemli. Ama onları bilmeden de Risale-i Nur yazması kolay bir iş olmasa gerek. Kelamın usulü çok yani yüzeysel olarak birinci basamak olarak takdim ediliyor ve sonra da geliştiriliyor. Yani o da terk ediliyor. Tamamen yanlıştır, hata yaptılar anlamında değil. Bu devirde geçmez arkadaş bu şekildeki bir dil diye.
bu şekildeki bir takdim tarzı diye anlıyor. Bu devirde böyle Kur'an ya da İslamiyet bu şekilde takdim edilmez diyor. Onun için ben o vefat eden Hor Hor medresesini böyle anlıyorum. Siz nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum. Buyurun, anladığınız varsa söyleyin. Evet, bu haşiye buradaydı. Medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden, bu da sembolik konuştuğunu anlıyorum ben. Tutup da gidip Van Kalesi'ne bir çiçek koymak anlamında değil. Ve Hor Hor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. O kale Van Kalesi olduğunu söylüyor. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız, mezarımızdan Heniyellekum sedasını işleyeceksiniz. Çok güzel yaptınız. Ne mutlu size diye karşılık verdiğimizi göreceksiniz. Yani Risale-i Nur etkisini 200-300 yıl sonra gösterdiğimde o insanlar gerçekten böyle bir eserin yazılmış olduğundan dolayı hem ondan faydalanmış olacaklar hem de çok memnun olacaklar. Biz de zaten böyle bir memnuniyetin beklentisi içindeyiz diye anlıyorum ben bu ifadeleri. Siz de nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum. Velev mineşşahidi ala tayfıl daif şöyle tercüme edilmiş. Hatta misafirlerimizin gölgeleri bize mezar taşlarımızdan bu sadayı işitecekler. Yani misafirlerimizin gölgeleri diye tercüme edilmişti. Aslında Taif gölge demek değil de hadi ona diyelim ki ruhları diyelim. Sanki onların şu dünyada sanki öyle bir şey yok da temessül etmiş ruhları hissedecekler. Yani bu dünyayla bağlantısı olan yönüyle ruhlar onları hissedecekler. Yani bu devirde şimdi 300 yıl sonra değil, o bu kitapların yazıldığı devirde veya yanlış söyledim bu kitapların derken Risale-i Nur. Risale-i Nur'un yazıldığı devirde o Risale-i Nur'un yayılmasına sonradan anlaşılmasına önce bir yayınlanması lazımdı, neşriyat lazımdı, önce bir yazılması lazımdı, yasalara çoğaltılması lazım, matbaa mümkün değil, yasak, onu yaptılar. Bunları yaparken bu insanlar farkına varsın ya da gerçekten farkına varsın ya da varmasın ama mutlaka hissediyorlardı ki işte Kur'an bu şekilde anlaşılması lazım. Kur'an bu şekilde anlaşılır da bu yeni nesle takdim edilirse yeni nesil Kur'an'ın hakkaniyeti noktasında mutlaka ikna olacak diye hissediyorlar ve ona göre de bu risalenin o zaman yazdıkları bir köyde bir evin ne bileyim bir odasında kimseyle de görüşmeden yazdıkları bu eserlerin ileride çoğalttıkları bu eserlerin yazarak çoğalttıkları bu kaynak bu eserlerin ileride çok büyük meyveler vereceği noktasında bir sanki his türünden ümitleri vardı. Onlar da bunu hissedecekler. Yani zaten yazarken bunları hissediyor olmalılar ki yazsınlar. Yoksa neden günlerce bir kitabı kopyalayarak yazsın bir adam? Böyle bir hissin etkisi altında olması lazım. Yani insanlar bunları hissediyorlardı. Sonradan neşrinde çalışanlar, yani önce yazanlar, sonra neşrinde çalışanlar, sonra neşredildikten sonra, yani biraz yayıldıktan sonra artık herkes kendi çevresinde birlikte okumalara başladılar. Ondan sonra mütalaalar başlama dönemi. Mütalaa yapma dönemi başlıyor. Daha sonra artık bu mütalaaların gerçekten toplumun o dönemdeki hangi dönemde olursa o dönemdeki toplumda yaygın olan düşünen insanların sorularına cevap verecek şekilde artık Risale-i Nur'un yorumlanması zorunlu hale gelecek ve hatta o hangi dönemde olursa olsun o dönemin diliyle
o dönemin konularına cevap verecek şekilde Risale-i Nur yeni bir formda insanlara takdim edilecek. Yani kaynak olarak durur da anlatılmasında takip edilecek usul insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekle getirilerek insanlara takdim edilecek. Yani böyle aşamalardan geçeceğini insan hisseder. Hissetmese de prensipler orada çünkü. O prensiplerin uygulamaya, o toplumun ihtiyacını karşılayacak şekilde bir uygulamaya tabi tutulması beklenir. Yani bundan kaçınılmaz. Birileri aman efendim Risale-i Nur kendi orijinal şekliyle okunup kalacak, bunu yorumlamaya kalkarsanız şahsi fikirlerinizi katarsınız falan diyebilir. O bugünkü de insanların problemleri, ama bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Mutlaka nasıl ki Kur'an'ın 15 binden fazla tefsiri yapıldı. Allah'ın sözünün 15 binden fazla tefsiri yapılırsa Risale-i Nur'un niye 5-10 veya 1000 tefsiri olmasın ki? O zamanın ihtiyacına göre. Dedi ya, neden istikbal veya zaman İslam için terakki zamanı olmasın? Her zaman insaniyet terakki ediyorsa, herkes kendi alanında terakki ediyorsa, biz de kendi alanımızda terakki edeceğiz. Bu şu demek değil, hani Risale-i Nur'un kelimelerini değiştirerek ona, Türkiye'de bir problem olmuş, benim haberim yok da. Çok problem olmuş, dedikodulara vesile olmuş. Manasızca yapılan bir teşebbüs olmuş. Ben düşünmeden yapılan, zaten o insanların düşündüğü bir mesele yok da. Düşünmeden yapılan, ne diyorlar onlara? Risale-i Nur'un ne yapılması denirdi? Yeni Türkçe ile kelimelerin yerleri değiştirilmesi. Ne diyorlarmış? Sadeleştirme. Ha, sadeleştirme. Sadeleştirme izah değil ki, aptal adam, ne yapıyorsun? Yani bir kelimenin yerine mütekellim kelimenin yerine konuşan dedi. Ne oldu ki? Ne oldu yani? Konuyu anlattın mı? İnsanların sorularına cevap verdin mi? İzah ettin mi? Tefsir ettin mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesini yapmak gibi bir şey. Ne oldu? Yani Türkçe tercümesini yaptın diye insanlar Kelamullah'a mı muhatap oldular? Daha kötü. Yani konuşan dedin, bir kelime aklıma geldi. Misal dediği yerde örnek dedin, ne olmuş? Yani ne anladın bundan sen? Misal dedin, örnek, ha şimdi insanlar anladı. Anlamadı. Misal kelimesinin içeriği örnek kelimesiyle çok farklı, ama onu anlatmak lazım, tefsir etmek lazım. Veya Nursi'nin ifadesiyle şerhler yazmak lazım, tefsirler yapmak lazım, açıklamalar yapmak lazım, yeni tanzimler yapmak lazım. Yoksa Risale-i Nur'un dilini yeni kullanılan kelimelerle değiştirdim diye Risale-i Nur'daki yapılan eğitim sisteminin veya uygulanan eğitim sisteminin insanlara ulaştırıldığını zannetmek çok çok ya saf dilliktir ya cehaletin kendisidir. Düşüncesizce bir hareket. Orijinalitesini muhafaza eden, muhafaza edilmesi şarttır, ama mutlaka o orijinalden, Kur'an gibi o orijinalinden, mutlaka hangi devirde konuşuyorsanız o devrin insanların kullandığı dil ile o devrin insanların problemlerine cevap verecek şekilde bir takdim yapmanız lazım. Sadeleştirme yalnızca orijinalinin kıymetini aşağılayan adi bir davranıştır benim kanaatim. Ama tefsir yapmak zorunludur. Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme etmekle kim Kur'an'ın hakikatini anladığını söyleyebilir? Yani birkaç tane gafil, cahil, hiçbir şey bilmeyen birisi bir tercüme kitabı okuyor. Ya ben Kur'an'ı okudum der. Kur'an okumadın ki, aptal adam. O onun basitliğinden, cehaletinden, dar görüşlülüğünden kaynaklanan bir saftirliktir. Ama
bir hizmet yapıyorum adı altında Risale-i Nur'u sadeleştirmeye kalkmak gerçekten Risale-i Nur'a yapılmış bir hakarettir. Onun kelimelerinin derinliğine inme imkanına sahip olma yolunu kapatıyorsunuz. Mütekellim yerine konuşan dediğinizde Kelamullah ifadesiyle bağlantısını kurmayı engelliyorsunuz. Çok büyük bir hıyanet bu. Yani yanlışlıktan önce hıyanet dedim, ağzımdan öyle çıktı. Bilerek yapmıyor olabilirler ayrı. Saf dillikle yapıyor olabilir bazıları ayrı. Ama gerçekten sadeleştirme hiçbir şey ifade etmediği gibi Risale-i Nur'un kıymetini düşürüp Kur'an ile bağını koparmanın yoludur. Çünkü Risale-i Nur'da kullanılan kelimelerin, o sadeleştirilme ihtiyacı hissedilen kelimelerin genel maksadı Kur'an ile bağlantısını kurmadır. Onların çoğu Kur'ani kelimelerdir. Zaten Türkçeyi ne diyorlar? Yeni dil hale getirmek. Yani Türkçedeki Arapça ve Farsça kelimeleri çıkarıp atma teşebbüsüne, yani argo tabirle uydurukça diyorlar ya, ne diyorlar? Öz Türkçe'ye dönüştürmek. Teşekkür ederim. Öz Türkçe'ye dönüştürme çabasının altında Kur'ani ifadelerin toplumun zihninden uzaklaştırılması kaslı yatıyor. Sen aptal adam bu kasta kurban gidiyorsun. Bu kasta desteklemiş oluyorsun. Yani bu aptal dedim, ben kızdığım zaman konuştuğum bir kelimedir bu. Yani cehaletinde ne yaptığının farkında değil, iyi bir şey yaptığımı zannediyor. İnsanlar Risale'yi anlayacak zannediyor. Aynen Kur'an tercümesi yapanların, tefsir değil de tercüme yapanların Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olduğum zannetmesi gibi. Çok büyük bir saf dilliktir. Eğer aptallık değilse. Ama sonucu çok tehlikelidir. Kur'an ile bağını kestiğinizde Risale-i Nur, Risale-i Nur özelliğini kaybeder. Ama tefsir yaparken siz kendi şahsınız adına ifade edeceksiniz. Şu kelime Kur'an'ı şu ayet veya ayetlerinden ilham alınarak yazılmıştır. Ve bu ayetlerdeki kasıt şudur ve Risale-i Nur'da bu kelimenin burada kullanılmasında da kasıt budur deyip ona göre bir açıklama sunacaksınız. İnsanların ihtiyacına göre. Bu sunduğunuz açıklama bu devirde geçerli olur da 50 yıl sonra geçerli olmaz. Neden? İnsanların ihtiyaçları değişti, soruları değişti, ilgi alanları değişti, kelimeleri değişti. O kelimelerle onlara muhatap olmak gerekir. Bir insana konuşurken gidip de Çin olan bir insana, Çin'de yaşayan ve Çince konuşan bir insana gidip de Türkçe konuşmaya kalkmak anlamsız. Doğru, ama sırf ben söylediklerimi ya da Kur'an'ın söylediklerini Çince'ye çevirdim diye Kur'an'ın hakikatinin o kişi tarafından anlaşılmasına yardımcı olduğunu zannetmek saftirliktir. Ya açıklama yapacaksınız, o insanın sorularına cevap verecek şekilde yorumlayacaksınız. Onun için Nursi diyor ki şerhler yazılır, tanzimler yapılır, tefsirler yapılır, yeni telifler yapılır ama sadeleştirme yapılmaz. Neyse, o başka bir konuydu. Nereden geldim oraya onu da bilmiyorum şimdi. Evet. Buraya nereden geldik, bir arkadaş hatırlatsa. 300 sene sonraki insanlara konuşmaktan geldik galiba. 300 seneki insanlara konuşmak demek, 300 seneki insanların diline Risale-i Nur'u tercüme etmek demek değildir. Ya onların sorularına cevap verecek şekilde açıklama yapmak demektir. Onların sorularına cevap verecek şekilde Risale-i Nur'dan faydalanarak, onun usulünden kaynaklanan bir şekilde ona muhatap olmak demektir. Ama Risale-i Nur'dan kaynaklanırken unutmayacağız ki Risale-i Nur'un orijinal kelimeleri Kur'an'dan kaynaklanmış kelimelerdir. Onun için Risale-i Nur'un Kur'an ile bağını kurmadan, bu da önemli bir nokta, belki konumuz burada değil ama madem açıldı konu,
Risale-i Nur'un Kur'an ile bağını kurmadan yapılacak tefsir yanlış olmak zorundadır. İyi dikkat edelim buna. Risale-i Nur bir Kur'an mukaddeme kitabıdır. Kur'an'a mukaddeme yapıyor. Yani örnekler veriyor. Mesela Risale-i Nur'da, pardon özür dilerim, Kur'an'da belki 20-30 tane peygamber menkıbesi anlatılıyor. Risale-i Nur'da bunun iki tane örneği, birinci lema, ikinci lema diye meşhur olan iki tane örneği, Yunus Aleyhisselam ile Eyüp Aleyhisselam'ın iki tane örneğinin yorumu yapılıyor. Geri kalanı sen yap demektir. O minval üzerine yorum yapacaksın. Yani yol gösteriyor, usul gösteriyor. O usulü alıp, o usule göre Kur'an çalışması yapacaksın. Dikkat edin, biz tersini yapıyoruz. Kur'an'ı terk ediyoruz, Risale-i Nur'u ezberliyoruz. Yani Risale-i Nur'dan usul alacaktım da onu Kur'an'ın geneline uygulayacaktım. Hani ya? Neyse, problemlerimiz derin. Evet, Fatma diyor ki Latin harflere geçişin de temelinde Kur'an'dan uzaklaştırma vardır. Evet, diyebilir miyiz diyor, ben kesin diyorum. Kur'ani terimle, çünkü bakın bu önemli bir nokta. Çok kez dikkatimi de çekiyor ve arkadaşlarla da paylaşmak istiyorum. Kelimelerimiz, kullandığımız dil, düşünce tarzımızı etkiler. Dikkat edelim buna. Efendim, düşünce tarzımız kullandığımız dili oluşturur, yani construct eder, tesis eder. Karşılıklı ama önce insan önce kelimelerle kelimeleri kullanır, o doğrultuda düşünür. Ondan sonra o düşünce tarzı insana yeni bir dil geliştirmesine, yeni bir konuşma tarzı geliştirmesine kaynaklık yapar. Benim anladığım insan ve dil arasındaki ilişki böyle, özet halinde söylüyorum. Eğer doğru yerde doğru dil kullanmıyorsam doğru düşünmem mümkün değildir. Benim anladığım bu. Bu konu üzerinde siz de düşünün. Dilimi doğru geliştireceğim. Her zaman üzerinde Risale-i Nur'dan verilen bir örnek olarak devamlı tekrar edilir. Yani çiçek güzeldir dediğin sürece çiçek güzel yapılmıştır anlayışına kapı açamazsın. Çiçek güzeldir demek, güzelliği çiçeğe has kılmak demektir. Materyalizm dediğimiz, esbab perestçilik dediğimiz, dalin dediğimiz olay budur. Çiçek güzeldir der. Ama dilini değiştirirsen, çiçek güzel yapılmıştır aşamasına geldiğin zaman o dil çiçek güzel yapılmıştır dil yapısı sana zorunlu olarak yapılmış. Peki yapan kim ya diye sordurur. Çiçek güzeldir deyince yapanı gündeme getirmez. Basit bir örnek, çok basit bir örnek. Ama bu örnekten anlıyoruz ki dilimize dikkat edeceğiz. Kullandığımız kelimelere dikkat edeceğiz. Cümlelere ya da cümleciklerimize dikkat edeceğiz. Öz Türkçe dediğimiz veya Türkçe, öz Türkçe mi denmişti ona? Evet. Öz Türkçe'ye geçişte, Latin harflerine geçişte bu çok önemli bir prensip idi. Belli bir devrim hareketi gerçekleştiren insanların önemli bir prensibiydi. Önce Kur'an'ın harflerinin insanların dünyasından uzaklaştırılması,
Sonra kelimelerinin insan dünyasından uzaklaştırılması projesi uygulandı. Öztürkçe diye yapılan o devrimin adı, harf devriminin adı, yani harf devrimi Öztürkçe hareketinin başlangıcıydı. Ve dikkat edin, dikkat edin, bu sekülerleşme, yani dinsizleşme hareketinin tabanında iki tane ana müessese vardır. İki tane ana müessese vardır. Aslında üç de, o üçüncüsü biraz anlaşılması zor. Ki bu projeyi uygulayanlar, uygulamaya koyan zihniyet bunun çok farkındaydı. Bunlardan birisi Türk Dil Kurumu. İkincisi Türk Tarih Kurumu. Tarihten bağını koparacak insanların. Üçüncüsü de belki sizin için önemli görünmeyebilir, benim için çok önemli bir unsurdur. Çocuk Esirgeme Kurumu. Neye? Biliyor, yani ağzımı bozmak istemiyorum, hain adam biliyor ki bir sürü gayrimeşru, anasız babasız çocuk doğacak. Ailesiz çocuk doğacak. Biliyor bunu hain. Ona hazırlık yapıyor. Neye? Bunlar toplumda bir problem olarak kalırsa, ya biz nereye gidiyoruz der insanlar. Ama bunlara sahip çıkacak bir müessese kurarsan, bir sürü aptal da çocuk esirgeme kurumuna maddeten de yardım eder. Dolu öyle kendini bilmez serseri Müslüman bile olsa, serseriler var, çocuk esirgeme kurumuna yardım ederek müessesenin güçlenip toplumun pislik sonucunu göz önünden kaçırmak ve onlara, yani bir noktada bir yerde toplayıp o geçiştirmek, toplumun içinde bırakmamak, bırakın bir gayrimeşru çocuk sokakta tek başına dolaşıyor, ne yapacak bu çocuk? En sonunda hırsız olacak, katil olacak ve insanlara zarar veren bir unsur olacak. Neden? Aile terbiyesi görmedi. Ondan sonra insanlar soracaklar, ya ne yapıyoruz biz diye, nereye gidiyoruz biz diye. Ama onlara sahip çıkıp, onları bir şekilde organize edip, o toplum tarafından görülebilecek şekildeki zararları ifa edilirse, izale edilirse, o zaman bu toplumun pislikleri çıkaran bir sonuca doğru gittiğini insanlar fark etmez diye bu üç müessesenin üçüncü basamağını da çocuk esirgeme kurumunu kurmak suretiyle o dinsizlik rejimini belli bir toplumda yerleştirme projesi uygulandı. Bunların başında harf devrimi gelir. Bazı insanlar, hemen efendim, işte şeriatı kaldırdılar yerine, anayasa getirdiler veya ceza kanununu, İslamiyet'in şeriat kurallarını kaldırıp ceza kanunu getirdiler, hilafeti kaldırdılar gibi. Zaten hilafetin hiçbir fonksiyonu yok. Onları bilmek lazım. Ve bir de hilafet, insanların kendileri hazır olmadan, hilafet olsa ne olur, olmasa ne olur. Bazıları bunları çok önemli görürler. Hilafetin ilgası, saltanatın ilgasını, bir de anayasanın değiştirilmesini. Anayasada, ilk anayasada dini, bu cumhuriyetin dini, dini İslam'dan ifadesi vardı, kaldırdılar ve laiktir yerine getirdiler. Bunlar çok önemli unsurlar olarak görüyorlar. Ben görmüyorum. Toplumda yoksa zaten kağıtta yazılı olması hiçbir şey ifade etmez. Benim esas gördüğüm nokta Türk Dili Kurumu, Türk Tarih Kurumu, bir de Çocuk Esirgeme Kurumu. En önemli müesseselerdir. Dinsizlik rejiminin yerleştirilmesinde uygulanan projede. Yani saç ayağıdır bunlar. Peki, Alaaddin Risale'yi, Nursi'nin Risale'leri Latin harfleri yayınlaması zamanındaki insanlara onların diliyle konuşmak kastili olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Onları ben öyle de düşünmüyorum Alaaddin. Yani onların diliyle konuşma anlamına değil. Harf değişiyor. Bu çok önemli bir nokta. Kur'an ile bağını kuran o harflerin Latin kültürüyle bağını kurmak üzere Latin harfleriyle yerleştiriliyor.
Yani yer değiştiriliyor. Yerleştiriliyor, yanlış ifade oldu. Yer değiştiriliyor. Ta ki onların tabiriyle Arapça kaynağını toplumdan silip atmak. Yani biz o toplum bazında konuşuyorum. Biz dediğim o sen ben değil. Toplum bazında konuşuyorum. Anadolu kültürü bazında konuşuyorum. Biz Kur'an harfleriyle tanışmadığımız zaman Kur'an unutulacak. Şimdi öyle olmadı mı? Şimdi insanlar Türkçe tercümesini okudukları halde sorun insanlara, sen hiç Kur'an okumadın mı dedin, olmaz mı? 3 tane değişik Kur'an okudum da. Neden? Türkçe okuduğu konu Kur'an zannedecek halde cehaletine neden oldu. Yani toplumun insanlara onların diliyle konuşmak kesinlikle zannetmiyorum. Çok 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 haince, sinsice uygulanmış bir programdır o. Harf inkılabı. Ama vaka o ki insanlar artık Kur'an harfleriyle, Arapça harfleriyle okuyamaz duruma getirildi. O zaman aynı kelimeleri muhafaza edilmek suretiyle Latin harfleri, sadeleştirme değil bu. Latin harfleriyle yazalım okusunlar ama kelimeler kesinlikle oynamayacak. Kelimeler çünkü gerek bunu Arap harfiyle yaz, Arapça harflerle yaz, gerek Latin harfleriyle yaz. Kullandığımız kelime neydi? Örnek kelime, mütekellim idi. Yine mütekellim olarak okuyacaksın. Eğer gayretin varsa Kur'an'ı okumaya, Kur'an'ın orijinal diliyle okumaya başladığın zaman oradaki kelam, kelamullah, mütekellim gibi ifadelerle bağlantı kurarak Risale-i Nur'u anlayacaksın. Ya da Risale-i Nur'daki yapılan izahata göre Kur'an'ı anlayacaksın. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiridir. Yani ben öyle anlamadığımı paylaşıyorum, o kadar. Ahmet Ali sadeleştirmeden önce tahrifat yapılmıştır. Orijinal bizde biz dahi başta ona başlarız sadeleştirilmiş metinde bizde başta onunla başlarız ne kadar anlam değişiyor. Evet. Yani bu zaten ama sonradan düzeltler farkına vardılar. İtirazları nazara alıp tekrar yazdıklarında bunları görmüyorsunuz. Yani vazgeçmek yerine kitabına uydurma yolu seçildi. Sadeleştirmek zaten yani şimdi şöyle özetleyelim. Harf inkılabı dinsizleşmenin başıdır. Sadeleştirme ise dinsizleşme falan değil de Risale-i Nur'un Kur'an ile bağını koparmaktır. Risale-i Nur'un Kur'an ile bağını kopardığınızda sıradan bir eser olur. Sıradan bir kitap olur. Bilgi verir size artık. Kur'an tefsiri olmaktan çıkar. Aradaki farkı görmek gerekir diye düşünüyorum. O kadar. Peki efendim, nerelere geldik? Vakit nasıl, ona bir bakıyorum. Evet, birazcık daha vaktimiz var. Şu neyse, Tayfü Daif'den kalmıştık. Yani misafirlerin horhor medresesi misafirlerinin, orada bulunan insanların, daha sonra da Risale-i Nur'un telifinde emeğe geçmiş olan, pardon, yazılmasında emeğe geçmiş olan, neşrinde emeğe geçmiş olan, okunmasına yardımcı olan, aşama aşama gidiyoruz. Sonra anlaşılma çabasına giren, daha sonra tefsirlerini yapmaya çalışan insanların ruhları da bu istikbalde gerçekleşecek olan büyük inkılabın sanki kokusunu alıyorlardı, alarak. O ümitle yaşıyorlar. İnşallah bizde de öyle bir ümidin bizde de gerçekleşmesi lazım. Çünkü gerçekten düşünen insanlara insani düşünme kapasitesi dahilinde cevap verecek şekilde Kur'an'ın yorumlanması kaçınılmazdır. Gericilik yapmaya, mürtezilik yapmaya gerek hiç yok. Bu işte efendim selefiymiş, bilmem neymiş adı altında Resulullah'ın hayatını aynen muhafaza edeceğiz, felsefe sokmayacağız, şahsi yorum sokmayacağız diyen
Yanlış anlayışlara değer vermemek gerekir derim. Peki, şu zamanın memesinden bizimle süt emen, yani bizimle beraber şu zamanın kültürünün etkisinde kalan ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar şu kitabın hakikatini hayata tevehmetsinler. Yani bu zamanın şartlarında düşünme, ya sen hayal kuruyorsun dedi ya soruda, ona cevap veriyor. Siz isterseniz hayal telakki edin, şu zamanın şartlarında kendinize göre düşünüyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz. Zira ben biliyorum ki şu kitabın mesaili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. Sizde dediği kimde? 300 yıl sonraki nesilde, 200 yıl sonraki nesilde tahakkuk edecektir. Çünkü bunun ihtiyacını siz hissedeceksiniz. Nedenini daha önceki paragraflarda açıkladı. İnsaniyet uyanıyor. İnsaniyet soruyor, sorguluyor. Onlar soran Kur'an, soran insana cevap verir. Sormayan Kur'an'ı taklit eder. Sormadan Kur'an'ı okuyan insan taklit etmek zorundadır. Soran insana Kur'an cevap verir ama açıklanması gerekir. Risale-i Nur da bu açıklamayı yapıyor. Ey muhataplarım, ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salisi aşrin, yani 13. asrın minaresinin başında, o zaman 13. asırdı, şimdi 14. asırdayız. Minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni ve dinde lakayt, medeni dediği yani biraz daha düşünen, gerçi terakki ettiğini iddia eden ve fakat aslında dinde lakayt, yani dine fazla değer vermeyen ve fikren mazinin en derin derelerinden olanları camiye davet ediyorum. Mazinin en derin derelerinden olanlar dinde lakayt, yani eğer tabir caizse Yunan felsefesinin hala ana temellerini teşkil ettiği bir düşünce tarzıyla dünyaya bakan insanlar. Hakikaten düşünün, bu kainatın veya bu varlık aleminin kendi kendine sonsuzdan beri var olduğunu söyleyen gelenek hala devam ediyor. 5000, 6000 yıl geçmiş, hala devam ediyor. Değişmedi. Onun için gerçek, tarihe gömülmüş bir zihniyetin hala takipçisi olan insanlar, bugünkü kendisini bilim adamı diyen insanların yaptıkları yorumların tabanıdır. Yani herkesin değil de. Bu dünya böyledir, devam edip gidiyor. Niye varlık kaynağını sorguluyorsunuz diyor adam. Ya yani 6000 sene önceki Yunan felsefesi de aynısını söylüyordu. Atom sonsuzdur, ezelidir. Bu dünyanın küçük parçacıkları ezelden beri öyledir. Onların varlık kaynağını sorgulamayın diyordu. Temel felsefesi bu. Sen de aynısını diyorsun, hiç değişmemişsin. Bir şeyin varlık kaynağını sorgulamadan bir insan yaşayabilir mi? Artık açılın, uyanın. Uyanmanız lazım. Onun için ben bu mazinin en derin derelerinde olanları, dediği bu insanları camiye davet ediyorum. Yani sorgula kardeşimiz, Kur'an'ın dediği gibi. Kur'an'ın dediği gibi. Düşünmüyor musun? Niye hala taklit edip geliyorsun bu saçma zihniyeti? Ve bir şeyin varlık kaynağını sorguladığım zaman, ne olursa olsun bir şeyin varlık kaynağı, bir usulün, bir özelliğin varlık kaynağı, ne olursa olsun bir eşyadaki bir özelliğin varlık kaynağı nedir dediğimizde, yalnızca efendim güneşi kim var etti değil, güneşteki özelliklerin varlık kaynağı nedir? Ağacı kim var etti? Güzel bir sorudur, doğrudur ama ağacın bünyesinde gerçekleşen birçok kimyevi hareketlerin
kimyevi hareket olma özelliklerinin bir prensip halinde gerçekleşen bu özelliklerin varlık kaynağını sorgulamak. Yani benim en basit çok fazla teknik bilgim yok. Ne fazla değil, hiç teknik bilgim yok da. Mesela diyelim ki efendim elektron bilmem az, elektron sayısı az olan çok olan neyse bir ara geldiği zaman birbirini çeker falan, yer değiştirirler, moleküller oluşturur, bağdaşırlar, bağlanırlar falan diyor. Yani orada yalnızca elektronun varlık kaynağı değil, bu bağlanma özelliğinin varlık kaynağı, çekme özelliğinin varlık kaynağı, dönme özelliğinin varlık kaynağı. Yani onun elektronun elektronun varlık kaynağı gerçekten güzel bir sorudur. Ama elektron döner deniyor, dönme özelliğinin varlık kaynağını sorgulamak zamanı geldi şimdi artık. Şimdi bu insanları camiye davet ediyorum demek, insaniyetlerini kullanmaya davet ediyorum demek. Yoksa gelin İslamiyet'i kabul edin, Müslüman olun, ihtida edin anlamında değil. Bu aptalca bir davet olur. Yani kimse sana gülerler, ne aptal adam bunlar derler. Ya onların sorularına, onlara soru sorduracak şekilde, ya söyledikleri cümlelerin tabansız olduğunu gösterecek şekilde muhatap olup insaniyetlerini kullanmaya davet etmek. İnsaniyetini kullanmayan bir adam zaten Kur'an'a hiçbir surette muhatap olmaz ve camiye hiçbir surette gelmez. Evet. Nerede kaldık? Burada bakalım bir nereye kadar geliyoruz? Evet, bir soruya kadar geliverelim. Çünkü aynı söylem devam ediyor. İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan, hem bu dünya hem de ebediyeti isteyen insanların ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar. Ölmüşsünüz siz. İnsaniyetiniz ölmüş demek diye anlıyorum ben. Bu bedbaht insanlar bırak. Gelen neslin kapısında durmayın. Sorgulayan, düşünen, insaniyetini kullanarak, böyle ben Müslümanım işte biz Müslümanız deyip tutturup gitmeyen neslin önüne geçmeyin. Geçerseniz zaten problem olur. Onlar sizi reddederler. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Ta ki hakikati İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Yani kendi devrinin ihtiyaçlarına cevap verecek olan, o kapasitede kendisini yetiştirmiş olan yeni nesil gelsin. Nesli cedid gelsin. Sorgulayan yeni nesil. Sorgulamayan zaten yeni nesil olmaz. Evet, burada kalalım. Sorumuz, yorumlarımız varsa buyurun, değilse ayrılmış olan bu çocuklar değil, yanlış okundu herhalde, ilerileşmiş olan bu çocuklar olmalı. Bir saniye, yanlış mı okudum, özür dilerim. Nerede? Mezar sizi bekliyor. Ta ki hakikati İslamiyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Nereden bahsettiğini anlamadım Ahmet Ali. Neden bahsediyorsun anlamadım. Bir açıklayıver de vaktimiz geçmeden kapatayım. İki paragraf üstteki bölümden bahsediyor abi. İki paragraf mı? Evet. Neresi o? Bir saniye. Haşiyenin olduğu paragraf. Hayır, Arapça ibarenin altındaki. Şu zamanın memesi, evet. Bizimle süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar.
O nasıl olacakmış? İlerileşmiş olan bu çocuklar bunu nereden çıkartıyoruz? Benim kitapta ayrılmış yazıyor. Nasıl şimdi bu ilerileşmiş olan bu kitaplar, bu kelime biraz yabancı geldi bana. Risale-i Nur 1950'lerde kullanılan bir kelimesi değil bu. Bende de Envar Neşriyat'ta sizin okuduğunuz gibi geçiyor. Ben biliyor, pardon, ayrılmış olan diyor değil mi? Evet. Peki, bu bir ilerileşmiş, nereden çıkarttın Ahmet Ali bunu? Online'da falan mı? Ahmet, ayrılmış olan bu çocuk, evet, bendeki kitap Yeni Asya'dır, ilerileşmiş diyor. Bu tabir Yeni Sahil'in diline benzemiyor. Ama yani bir iddiam yok. O mana itibariyle doğru, mafi doğru. İlerileşmişi biz ne anlayacağız? İnsaniyette terakki etmiş diye anlayacağız. İnsaniyette terakki etmek demek, insani duygularıyla sorgulama yapmak demek. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.